Bugün sizlerle erkek çocuklar için efe yeleği, yani ata yeleği yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemeler, iki renk ip kullanacağım. Bir tanesi gri, bir tanesi ise lacivert. Bu kartopu zambak, gri olanı. Arkasını gri renkle yapacağım. Ön tarafını da lacivertle yapacağım. Alize Lana Gold diye bir ip seçtim. Evet, 58 ilmek çekerek gri olanla başlıyoruz. Arkadan başlayacağım. Evet, 58 ilmek çektim ben. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu haroşa tekniğiyle önde ve arkada düz örgü örerek yaklaşık 5 sıra öreceğim. Dediğim gibi önde ve arkada düz öreceğim. Haroşaların 5 diş olana kadar bu şekilde devam edeceğim. 58 ilmek çektim. Evet, 5 sıra olana kadar önde ve arkada, yani şu dişler 5 tane olana kadar önde ve arkada düz örgü olarak örmeye devam ediyoruz. Evet, ben yaklaşık 5 sıra şu şekilde dişleri saydığımız zaman 3, 4, 5, 5 sıra haroş ördüm. İpim sol tarafta, ön yüzündeyim. Şimdi yaklaşık 35 sıra ön kısımda düz öreceğim. Arkada ters örgü öreceğim. Artık haroşa örmeyeceğim. Bu şekilde yaklaşık 35 sıra örüyorum. Yani düz örgü öreceğiz. Önde düz, arkada ters olacak. Evet, ben yaklaşık 34-35 sıra ördüm. Şu şekilde ilmekleri saydığımız zaman 34-35 ilmek yaptı. Gördüğünüz gibi ön taraftayım. Şimdi arka tarafına döneceğim. Baştaki ilk 10 ilmeği arka tarafta düz olarak öreceğim. Yani burası haroş olacak. İlk 10 ilmeğimi düz öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 ve 10. 10 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi gerisini ters olarak öreceğim. Sonda 10 ilmek kalana kadar. Sondaki 10 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Yani örgünün iki başında haroş olacak. Ön yüzde yine baştan sona kadar düz öreceğim. Sadece terslerde, başlardaki ve sonlardaki 10 ilmeği düz olarak alacağım.
Evet, sonunda 10 ilmeğim kaldı. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10. Bu 10 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Gördüğünüz gibi başta ve sonda haroşum oldu. Dediğim gibi şu an ön taraftayız. Ön taraf baştan sona kadar düz olarak gideceğiz. Terslerde baştaki ve sondaki 10 ilmeği düz olarak alacağız. Bu şekilde 5 sıra haroşa öreceğiz. Evet, ben 5 sıra ördüm. Gördüğünüz gibi 5 diş haroşa başta ve sonda. Şimdi kol oyuntusunu yapacağım, eksilteceğim. Şimdi burada 6 ilmeği keseceğim. Şurada 4 tane ilmeğim kalacak. Artık bu 4 ilmekle devam edeceğim. Şu şekilde 6 ilmeğimizi kesiyoruz. Bu ilmekle birlikte gördüğünüz gibi 4 ilmeğim kaldı. 2 3 4 Evet, 6 ilmeğimi kestim. Burada 4 ilmeğim kaldı. Şimdi yine aynı düz devam ediyorum. Ön bölümdeyim. Sıra sonuna geldim. Burayı yine aynı şekilde sonuna kadar devam ediyorum. Dönüşte baştaki 6 ilmeğimi keseceğim.
Arkaya döndüm. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi elimdeki ilmekle 3 ilmek kaldı. Yani toplamda 4 ilmek. Yine terste olduğum için bu ilmekleri düz öreceğim. 2 3 ve 4. Gördüğünüz gibi 6 ilmek kestim. 4 ilmek kaldı. Şimdi ters örüyorum. Haroşa dışındakileri ters örmeye devam ediyorum. Tersteyim çünkü. Yine sondaki 4 ilmeğimi düz öreceğim. Yani sondaki 10 ilmeğimi düz örüyordum. Şimdi kestiğim için 4 ilmeğim kaldı. Düzlerde aynen baştan sona kadar düz. Terslerde de baştaki ve sondaki 4 ilmeği düz öreceğim. Sıra sonuna geldim. Sonda 4 ilmeğim kaldı. Bunu yine düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tarafına geçiyorum. Gördüğünüz gibi 10'du, 4'e indik. Bu şekilde aynen devam edeceğiz. Yine bu şekilde 4 tane haroşa öreceğiz. Bu şekilde 20 diş olana kadar örmeye devam ediyoruz. Şuradan itibaren 20 diş olacak. 20 diş olana kadar örmeye devam ediyoruz. Evet, ben 20 sıra ördüm. Buradan itibaren saydığımız zaman 20 sıra. Şu dişleri saydığımız zaman. Şimdi yaka kısmına geldim. 12 tane ilmeğimi aynı bu şekilde örüyorum. Düz olarak ön yüzdeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bu ilmeklerim burada kalacak. Şimdi buradan 22 ilmek keseceğim.
Sonda 12 ilmeğim kalacak. Sonda 12 ilmeğim kalana kadar ilmekleri keseceğim. Burası yaka oyuntusu oluyor. Bu şekilde 12 tane kalana kadar kesiyorum. Evet, kesme işlemi yaptım. Sonda 12 ilmeğim kaldı. Sadece 2 diş bu şekilde bu sırayı öreceğim. Yani 2 diş daha yukarı çıkacağım. Sadece burayı aynen düz olarak devam ediyorum. Toplamda 12 ilmek. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi tersine dönüyorum. Tersindeyim. Baştaki 4 ilmeği yine düz alıyorum. 1 2 3 4 Geri kalanlarını ters alıyorum. Tekrar dönüyorum. Bir sıra daha böyle yapacağım. Bir diş oldu gördüğünüz gibi. Bir diş daha yapacağım. Ön sıradayım. Hepsini düz alıyorum. Tekrar arkaya geçtim. İlk 4 ilmeğimi düz. Gerisi ters. Bu sırayı bitirdikten sonra bu ilmeklerimi keseceğim. Diğer tarafa geçeceğim. Dediğim gibi sadece 2 sıra örüyoruz burayı. Yani 2 haroşa sırası. Şimdi artık keseceğim. Bu
ilmeklerimi. Burası arka yaka oyuntusu oluyor. Yani önceden kestiğim yer. Son ilmeğimi de kestim. Şekilde. Artık burayı kesiyorum. Gördüğünüz gibi sadece iki diş ördüm burayı. Şimdi aynı diğer tarafı da sadece iki diş bu şekilde örmüştük. Şimdi bu tarafa dönüyorum. İpimi buraya bağlayacağım. Şuraya sabitleyeceğim ipimi. Yine tersteyim gördüğünüz gibi. Sondaki 4 ilmeğimi düz alacağım. Dört ilmeğim kaldı. Düz alıyorum. Tekrar arkaya döndüm. Evet, bir diş oldu. Arkaya dönüyorum. Tersteyim.
4 ilmeğin altı düz alıyorum. Evet, 2 sıra oldu gördüğünüz gibi. Şimdi artık bunu da kesiyorum. Bunu da kesip arka tarafını bitiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi yaka oyuntusunu yaptık. Arka tarafımız artık bitti. Şimdi artık önlere başlayacağız. Evet, şimdi ön kısımlarına başlayacağım. Bunun için lacivert bir renk seçtim ben. Alize Lana Gold diye bir ip seçtim. Evet, bununla başlayacağım. 3 ilmek çekerek ön kısmımıza başlıyoruz. Sadece 3 ilmek çekeceğim. Üç. İpimi bağlıyorum. Şimdi haroşa tekniğiyle öreceğiz. Düz olarak bu 3 ilmeğimi örüyorum. Arkada ve önde düz ilmekler yapacağım. Şimdi ipim sol tarafta. Burayı ön kısım olarak belirledim. Ön kısımlarda artırmalar yapacağım. Arkalara düz olarak devam edeceğim. Sadece ön kısımlarda artırma yapacağım. Yani ipimin sol tarafta olduğu yerde. Baştaki ilk ilmeğimi örüyorum. Düz olarak ördüm. Baştaki ilmeğimden sonra bir ilmek artırıyorum. Bu artırma işlemlerimi baştaki ilmekten sonra ve sondaki ilmekten önce yapacağım. İkinci ilmeğimi ördüm ve sondaki ilmeğe geldim. Tekrar bir artırma yapacağım. Sondaki ilmeğimi öreceğim. 3 ile başlamıştık. Şu an 5 ilmeğimiz oldu. Evet, arkaya geçiyorum. Arkada hiç artırma yapmadan bu ilmeklerimi aynen düz olarak örüyorum. Sadece önde artırmalar yapacağım. Arkaları aynen öreceğim. Gördüğünüz gibi 3 ilmekle başlamıştım. 5 ilmeğim oldu. Evet, arkayı ördüm. Şimdi tekrar ön yüze dönüyorum. Yine baştaki ilmekten sonra, yani birinci ilmekten sonra artıracağım. Ve sondaki ilmekten önce bir ilmek artıracağım. Yani burası 5 iken 7 olacak. Baştaki ilmeği ördüm. Bir tane artırdım. Sondaki ilmeğe geldim. Yine bir tane artırdım.
ve sondaki ilmeğimi ördüm. Arkaya dönüyoruz. Arkada hiç artırma yapmadan aynen bu ilmeklerimizi örüyoruz. Evet, arkayı bitirdim. Şimdi tekrar öne geldim. Yine artırma işlemini yapacağım. Baştaki ilmekten sonra ve sondaki ilmekten önce. Baştaki ilmeğimi ördüm. Bir tane artırdım. Sona gelene kadar düz örüyorum. Evet, yine sondan bir önceki ilmekteyim. Yine sondan bir önceye artırıyorum. Evet, yine artırma işlemini yaptım. Şimdi tersinde yine aynı şekilde hiç artırma yapmadan devam ediyorum. Bu şekilde 33 ilmek olana kadar artırma işlemlerimize ön yüzde devam ediyoruz. Şu an arkadayım. Hepsini düz örüyorum. Yine ipim solda, ön taraftayım. Dediğim gibi bu şekilde 33 ilmek olana kadar baştaki ilmekten sonra ve sondaki ilmekten önce ön yüzlerde artırma işlemi yapmaya devam edeceğim. Evet, son artırma sırasındayım. Şu an 31 ilmeğim var. Yine ön yüzdeyim. Son artırma sırası artık 33 olacak ilmeklerim. Baştaki ilmeğimi ördüm. Bir tane artırdım. Sondan bir önce yine artıracağım. O zaman toplamda 33 ilmeğim olacak. Evet, son ilmeğe geldim. Tekrar artırıyorum. Ve son ilmeğimi örüyorum. Şimdi tersine dönüyorum. Yine baştan sona kadar aynen düz örgü öreceğim. Artık 33 ilmeğim var. Artık artırma yapmayacağım.
Tekrar ön yüze geliyorum. Gördüğünüz gibi üçgen olarak artıra artıra 33 ilmeğim oldu. Şimdi artık artırmayacağım. Buradan 4 sıra şu şekilde saydığımız zaman 4 diş haroş olarak hiç artırmadan bu 33 ilmeğimi öreceğim. Sadece 4 sıra öreceğim. Gördüğünüz gibi hiç artırma yapmıyorum. Sadece olan ilmeklerimi önde ve arkada düz örerek 4 sıra haroşa öreceğim. Evet, ben 4 sırayı ördüm. Şöyle gördüğünüz zaman haroşa dişlerini saydığımız zaman 2, 3, 4 sıra, yani ilk baştaki 33'lü ile 5 sıra oluyor. Yeleğimizin uç kısmını bitirdik. Şimdi düz örgülere geçeceğim. Bu yeleğimizin sol tarafı oluyor. Yani düğmelerin olduğu yer. İlik değil de düğmenin olduğu yerler. Şimdi baştan sona kadar düz örüyorum. Ön yüzlerde hep baştan sona kadar düz öreceğim. Arkalarda da sonda 4 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Sondaki 4 ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü yine bu uçta 4 haroşam kalacak. Bu şekilde devam edecek. Buralarda düz örgü olacak. O yüzden bu 4 haroşa için arkalardaki son 4 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Evet, ön yüzümü yaptım. İpim sol tarafta. Tersine dönüyorum. İpim sağ tarafta. Buradan tersini düzünü anlayabilirsiniz. Şimdi burada son 4 ilmek kalana kadar arka yüzlerde ters öreceğim. Çünkü ön yüzde artık düz örgü olacak. Bu şekilde arkada 4 ilmek kalana kadar ters örüyoruz. Ön yüzlerde sorun yok. Baştan sona kadar düz örüyoruz. Evet, sonda 4 ilmeğim kaldı. Bunları düz örüyorum. Bu 4 haroşam örgü boyunca devam edecek çünkü. Gördüğünüz gibi 4 haroşa. Buralar düz örgü. Burası düğmenin dikileceği yer olacak. Bu şekilde.
Şimdi buradaki ilmekleri saydığımız zaman yaklaşık 35 sıra kadar örgümüze devam ediyoruz. Aynı bu şekilde. Ön yüzde hiçbir sorun yok. Ön yüzde baştan sona kadar düz öreceğiz. Arka yüzde ise sonda 4 ilmek kalana kadar ters örüp son 4 ilmeğimizi düz öreceğiz. Bu şekilde. Şöyle ilmekleri saydığımız zaman şu an gördüğünüz gibi bir ilmek var. Yaklaşık 35 sıra örüyoruz. Evet, ben 35 sıra şuradan itibaren ördüm. Buradan itibaren saydığımız zaman da yaklaşık 18 haroşa sonra 18 haroşa ördüm. Şimdi kol oyuntusunu yapacağız. Ön yüzeyim. Yine sonuna kadar düz olarak öreceğim. Evet, ön yüzümüzü bitirdik. Şimdi tersine geçiyorum. Tersinde baştaki 10 ilmeğimi düz öreceğim. Yani burası ön tarafta 10 tane haroşa olarak görünecek. Kol altına gelen kısım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmeğimi düz ördüm. Yine sonda 4 kalana kadar ters öreceğim. Son 4 ilmeğimi de düz öreceğim. Tersteyim şu an. Evet, son 4 ilmeğim kaldı. Bunları düz örüyorum. Tekrar döndüm. Yine aynı şekilde baştan sona kadar düz öreceğim. Şurada gördüğünüz 10 tane haroşam oldu. Burası 3 haroşa olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Düzlerde baştan sona kadar düz. Arkada baştaki 10 ilmek düz. Son 4 kalana kadar ters. Son 4 düz olarak 10 ilmeğimi 3 sıra haroşa yapacağım. Evet, 3 sıra ördüm. 1, 2, 3 gördüğünüz gibi 10'lu taraf. Şimdi burada yaka kısmındaki eksiltmelere başlayacağım. Artık her sırada birer ilmek eksilteceğiz. Yaka oyuntusu için. Baştaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4. ve 5. ilmeğimi ikisini birlikte alıyorum. Gördüğünüz gibi 3 ilmeğimi örüyorum. 4. ve 5. ilmeğimi ikisini birlikte alıyorum. Hep ön kısımda bu eksiltmeyi yapacağız. Arkada yine normal öreceğiz.
Onunla olan yere geldim. Evet, yine terse dönüyorum. İlk 10 ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9 ve 10. Sonda 4 kalana kadar ters örüyorum. Eksiltme işlemini bir daha göstereceğim. Tersteyken hiç eksiltme yapmıyoruz. Hep ön yüzde. Yaka için yani. 4 ilmeğim kaldı. Düz örüyorum. İki, üç ve 4. Tekrar öne döndüm. Yine eksiltme yapacağım. Baştaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4. ve 5. ilmeğimi İkisini bir örüyorum. Şu şekilde alarak eksilttim. Şimdi yine sona kadar düz geliyorum. Artık bu sondaki 10 tane haroşumu da eksilteceğim. Keseceğim 6 ilmeğini. Artık o 4 olarak devam edecek. Evet, haroşamın olduğu yere geldim. Ön yüzdeyim. Dönüşte 6 ilmeğimi keseceğim. Üç, dört. Arkada kestiğim zaman 5 olacak zaten. Evet, şimdi 6 ilmeğimi kesiyorum. 4 ilmekle devam edeceğim. Bir. 2 3 4 5 6 Arkayı kontrol ediyorum.
Evet, elimdeki ilmekle birlikte 4 haroşa ediyor. 3 tanesini yine. Bunlar ise 4 çünkü. Düz örüyorum. Haroşalarımı arkada düz örüyorum. Ortada kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Sonda 4 kalana kadar. Artık yanlardaki haroşalar aynen devam edecek. Sadece ön kısımlarda eksiltme yapacağım. Her ön sırada bir tanesi eksilmiş olacak. Dört ilmeğim kaldı. Düz örüyorum. Evet, ön yüzümüze döndük. Eksiltmeleri görüyorsunuz. Buraya doğru kayıyor artık. Şimdi ön yüzlerde yine eksiltmelerimize devam edeceğiz. Bu şekilde. Arka yüzde yine aynı yapıyoruz. Başta ve sondaki 4 ilmek hariç ters öreceğiz. Bu şekilde eksilte eksilte şu aradaki sayımız 5'e düşene kadar düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Eksilte eksilte. Dediğim gibi önde eksilteceğiz. 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 4. ve 5.yi ikisini birlikte alıyoruz. Sonlara zaten dokunmuyoruz. Artık 4 ilmek haroşa olarak devam edecek. Bu şekilde şu ortadaki düz ilmeklerim 5 ilmek kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, son eksiltmedeyim. Şu an ortada 6 düz ilmeğim var. Şimdi son eksiltmemi yapacağım. Bir, iki, üç ilmeğimizi aldık. Dördüncü ve beşinciyi birlikte alıyoruz. Evet, şimdi düz ilmeklerim 5 olacak. Bir, 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi ortadaki ilmeklerim, düz ilmeklerim 5 oldu. Artık eksiltme işlemini bırakacağım. Şimdi tersini örüyorum. Yine baştaki 4 ilmeğim düz ve sondaki 4 ilmeğim düz öreceğim. 2, 3 ve 4. 5 ilmeğimi ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, sondaki 4 ilmeğim düz. Bir, iki, üç, dört. Evet, 5'e düştüm. Şimdi bu 5'e düştüğüm burasıyla birlikte 10 sıra öreceğim. Hiç eksiltme yapmıyorum. Aynen bu ilmeklerimi. Şuradan saydığımız zaman yani 5 olan ilmeklerim bu şekilde. Şu kenarda 10 haroşa olana kadar aynen devam ediyorum. Yani 10 sıra öreceğim. 10 sıra haroşa olacak kenarlarda.
Ön yüzüme hepsini düz örüyorum. Arkadayım. Başta ve sonda 4 ilmek düz örüyorum. Ortadakileri ters örüyorum. Evet, gördüğünüz gibi 2 sıra oldu. Bu şekilde ya bu 5'e düşürdüğümüzden itibaren şuradan 10 sıra bu şekilde örüyoruz. Evet, ben 10. sıradayım. 9 sıra ördüm. Şöyle saydığımız zaman. Şimdi düzünde ördüm. Tersine geçtim. Sonra 4 ilmek kalana kadar baştan itibaren ilmeklerimizi kesiyoruz. Evet, elimdeki ilmekle birlikte 4 ilmek kaldı. Şimdi bu 4 ilmeğimi önde ve arkada düz örerek, yani haroşa yaklaşık 12 sıra öreceğim. Bu şekilde bu haroşaları saydığım zaman sadece bu 4 ilmeğimi yaklaşık 12 sıra örüyorum. Bu yaptığım kısım yakaya geçirecek olduğum kısım. Yakadaki oyuntuyu yani bununla kapatacağım. Şöyle baktığımız zaman bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 diye yaklaşık 12 diş. Sadece bu 4 ilmeğimi örüyorum. Evet, 12 sıra ördüm. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bu ilmeklerimi kesiyorum. Bunu kestikten sonra yeleğimizin sol tarafı bitmiş oluyor.
Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şunu da şöyle yakasını sabitleyeceğim. Yakadaki gri kısımdaki yani arka taraftaki yakaya. Evet, sol tarafımız bitti. Artık yeleğimizin sağ tarafına başlıyoruz. Evet, yine üçgenimizle başlayacağız. Yine 3 ilmek çekerek örgümüze başlıyoruz. Artık yeleğimizin sağ tarafını yapacağız. Üçgen kısmımızı yine solda yaptığımız gibi aynı şekilde yapacağız. Hiçbir farklılık yok. Buradaki 3 ilmeğimi direkt örüyorum. Arkaya dönüyoruz. Ve artırmalara başlayacağız. İpim sol tarafta. Artırmaları hep sol taraftayken yapacağım ön kısmında. Bir ilmek ördüm baştaki ilmeğimi. Baştakinden sonra bir ilmek ekliyorum. Son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Son ilmekten önce yine bir ilmek atıyoruz. Ve son ilmeğimizi örüyoruz. Yine arkaya geçtim. Arkada hiçbir artırma yapmadan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Tekrar öne geldim. İlk ilmekten önce ve son ilmekten, ilk ilmekten sonra ve son ilmekten önce artırma işlemimizi yapıyoruz. Baştaki ilmeği ördüm. Bir artırdım. Sondaki ilmeğe kadar örüyorum. Sondaki ilmeğe geldim. Tekrar artırıyorum. Ve son ilmeğimi örüyorum. Terste hiçbir artırma yapmadan düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimiz 33 ilmek olana kadar artırmaya devam ediyoruz. Evet, 33 ilmeğim oldu. Şimdi hiç artırmadan 4 sıra daha öreceğim. Yani 4 diş daha. Haroşa sırası öreceğim. Aynı sağ, sol tarafta ördüğümüz gibi. Dört sırayı da örüyoruz. Artık hiç artırma yapmıyorum. Sadece 4 sıra haroşa öreceğim. Evet, ön yüzümüz bitti. Burası ön yüzümüzdü.
Şimdi tersine dönüyorum. Baştaki 4 ilmeğimi düz alıyorum. Gerisini ters. Yani baştaki 4 ilmeğim haroşa devam edecek. Gördüğünüz gibi 4 ilmeği düz aldım. Arkada haroşa devam edecek o. Diğerlerini ters alacağım. Ön yüzde hepsi düz. Arka yüzde ilk 4 ilmek düz, gerisi ters olarak öreceğim. Şimdi yine ön yüzdeyim. Yine baştan sona kadar düz gideceğim. Bu yeleğimizin sağ tarafı oluyor. İlikleri de bu taraftan yapacağım. Şimdi burayı iliğimi yapacağım. Sonda 4 ilmeğim kaldı. Şimdi düğme iliğini yapacağım. 2 ilmeğimi kesiyorum. Kestim. Gördüğünüz gibi. Şimdi aynı yerde ilmek artıracağım. Baştaki 4 ilmeğimi düz alıyordum. Şimdi başta 2 ilmeğim var. Bunu düz olarak alacağım. 1 2 kestiğim ilmeklerin yerine 2 ilmek yapıyorum. 1 2 Yine burası 4 ilmek oldu. Diğerlerini ters olarak örgünün ters yönündeyiz. Sıra sonuna kadar ters olarak gidiyorum. Tekrar ön yüzdeyim.
İlik burada. Baştan sona yine düz öreceğim. Gördüğünüz gibi burası artık düz örgü. Buna 3 tane ilik yapacağım. Birinci iliğimizi yaptık. Evet, artırdığım ilmeklere geldim. İliğin olduğu yerde. Evet, iliğimiz bu şekilde. Şimdi burayla birlikte 10 diş olana kadar örmeye devam ediyoruz. Yani şuradan itibaren yukarıya doğru aynen bu şekilde. 10 diş olduktan sonra tekrar bir ilik yapacağım. Dediğim gibi ön yüzde hep düz. Arkada başında 4 ilmek düz, gerisi ters olarak 10 sıra haroşa öreceğim. O baştan saydığımız zaman. Dört. Evet, ilk 4 ilmeğimi düz aldım. Gerisi sıra sonuna kadar ters. Bu şekilde 10 sıra örüyoruz. Evet, şu şekilde 10 sıra ördüm. Yukarıya doğru saydığımız zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ikinci iliğimi yapacağım. Sonda 4 ilmek kalana kadar düz olarak örüyorum. Evet, 4 ilmeğim kaldı. Şimdi yine ilik için 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir. İki. Bir tersine dönüyorum. Yine bu iki ilmeğin yerine iki tane ilmek ekleyeceğim. Baştaki 4 ilmeğimi düz örüyordum. İki düz ördüm. İki tane ilmek ekliyorum. Gerisini ters örüyoruz. Bu şekilde ikinci ilmeğimi de yapmış oldum.
Evet, şu an ikinci iliğimi görüyorsunuz. Buradan altı sıra haroşa öreceğim. Şöyle yukarıya doğru. Daha sonra kola yuntusuna geçeceğim. Yani bu şekilde, aynı şekilde böyle altı sıra haroşa örmeye devam edeceğim başından itibaren. Saydığımız zaman altı diş olacak. Evet, ben 6 sıra ördüm. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan saydığımız zaman ikinci ilikten 6 sıra sonra. Şimdi yine ön yüzündeyim. Ön yüzü yine aynen düz olarak örüyorum. Bu tarafa kol oyuntusu yapacağım. Bu sırayı bitirdikten sonra aynen sıra sonuna kadar düz örüyorum. Evet, ön sıramı bitirdim. Şimdi arkaya geçiyorum. Baştaki 4 ilmeğimi yine düz olarak alıyorum. Bir. İki. Üç. Ve dört. Sonra 10 ilmek kalana kadar sonda ters örgü örüyorum. Evet, 10 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Yani burası haroşa olacak. Ve 10. Evet, gördüğünüz gibi 10 tane haroşam var. Burayı şimdi 2-3 sıra öreceğim. Yani 2-3 diş haroşa olacak burası. Aynen bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bu 10 ilmeğimi arkada ters iken düz öreceğim. Baştaki 4 ilmeğimi ve sondaki 10 ilmeğimi bu şekilde, şu 10 olan yer 3 sıra olana kadar örmeye devam ediyorum. Evet, 3 tane 10'luyu haroşa ördüm 3 sıra. İkinci iliğimizden sonra da yaklaşık 9 sıra sonra şimdi üçüncü iliğimi açacağım. Sonunda 4 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyorum. Sonunda 4 ilmeğim kaldı. Şimdi 3. iliğimi açacağım. İki ilmeğimi kestim. Sonra tekrar geri dönüyorum.
Kemik ekliyorum. Şimdi sonda 10 ilmek kalana kadar ters örüyorum. Üçüncü iliğimiz de tamamlanmış oldu. Evet, 10 ilmeğim kaldı. Bunu düz örüyorum. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra oldu. 5 sıradan sonra burayı da eksilteceğim. Şimdi artık ilimi yaptıktan sonra burada eksiltmelere geçeceğim yaka oyuntusu için. Burası 4 sıra, 5 sıra sonra eksilteceğim burayı. Sonda 5 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi 5 ilmeğim kaldı. Az önce artırmış olduğum ilmek zaten. Şimdi bu iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Artık eksiltmelere başladım. Yaka için. Şimdi yine tersine döndüm. Baştaki 4 ilmeğimi yine düz alıyorum. On ilmek kalana kadar ters örüyorum. Artık kol yerini de keseceğim.
Evet, 10 ilmeğim kaldı. Bunları düz olarak örüyorum. Şimdi arkaya döndüm. Evet, burası gördüğünüz gibi 5 sıra oldu. Artık 6 ilmeğimi keseceğim. Baştaki 6 ilmeğimi ve 4 ilmekle devam edeceğim. Gördüğünüz gibi elimdeki ilmekle birlikte 4 ilmek kaldı. Artık eksiltmeleri bıraktım. Bunu artık bu şekilde 4 ilmekle devam edeceğim. Yine ön yüzde eksiltmelerime devam edeceğim. Ta ki ortada 5 tane düz ilmeğim kalana kadar. Sonda 5 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyorum. Evet, 5 ilmeğim kaldı. Bu baştaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Kesmiş oldum. Diğerlerini aynı. Devam ediyorum. Yine terslerde başta ve sonda düz alacağım. İlk ve son 4 ilmeğimi. Önlerde aynen 5 kala birinci ve ikinciyi birlikte alacağım. Bu şekilde eksiltmelere başladım. Ortada 5 ilmek kalana kadar eksiltme işlemlerine devam ediyorum. Buraya hiç dokunmuyorum. Aynen 4 haroşa devam ediyor yine. Evet, eksiltme işlemini yaptım. Gördüğünüz gibi arada 5 tane düz ilmeğim var. Kenarlarda 4'er haroşam var. Şimdi aynen bu şekilde artık hiç eksiltme yapmadan yaklaşık şu şekilde saydığımız zaman 10 sıra aynen hiç eksiltmeden devam ediyoruz. Bu şekilde ortada 5 düz ilmeğim var. Kenarlarda 4'er haroşa. Ön yüzdeyim. Yine düz yapıyorum.
Gördüğünüz gibi 500 ilmek. Evet, bu şekilde yaklaşık 10 sıra, şöyle saydığım zaman 10 sıra kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet, ben yaklaşık 10 sıra ördüm. Şöyle 10 sıra. İsterseniz şuradan da sayabilirsiniz, kol ayıntısından itibaren. Şu şekilde saydığımız zaman 22 tane olacak. Şimdi artık şuradaki ilmeklerimi kesiyorum. Bu 4 ilmeğimle devam edeceğim. Dört ilmeğim kalana kadar kesiyorum. Elimdeki ilmekle birlikte 4 ilmeğim var. Bunları normalde örüyorum. Yakadaki boşluğu doldurmak için yaptığım yer burası. Bu şekilde yaklaşık 12 diş, şöyle saydığımız zaman yani 1, 2, 3 diye bu şekilde 12 diş örüyorum ve kesiyorum. Arkada ve önde düz olarak öreceğim artık. Sadece haroş olacak yani. Gördüğünüz gibi bir diş oldu. Bu şekilde 12 diş öreceğim. Evet, yaklaşık 12 sıra ördüm. Artık kesiyorum. Şekilde düğüm atıyorum. Biraz uzun kesiyorum. Evet, yeleğimizin sağ tarafı da bitti. Artık eklemelerime geçeceğim. Evet, gördüğünüz gibi artık parçalarım bitti. Artık birleştirme işlemine geçeceğim. Bunun için şöyle tersinden doğru uçtan başlayarak kol evine kadar birleştireceğim. Şöyle tersindeyim. İki tarafta tersten birleştireceğim. Şekilde 5 haroşaydı burası zaten.
Buradan da beş haroşaya denk getirip şu şekilde birleştirme işlemini yapacağım. İğne ipimi geçirdim. Önce burayı sabitliyorum. Bu şekilde kol evine kadar burayı birleştireceğim. Birleştirme işlemini gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi diğer tarafını birleştireceğim. Yine tersten. Aynı diğer taraftaki gibi birleştirmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi boyun tarafındayım. Şimdi burayı birleştireceğim. Ve burayı şöyle bu şekilde birleştireceğim. Komple burayı dikiyorum. Daha sonra da şurayı yaka kısmını sabitleyeceğim yarıya kadar. Yine uçtan başlıyorum. Yani şu şekilde olacak arkadan baktığımız zaman. Ucunu yine sabitliyorum.
Şınar kısmına geldim. Biraz asılacağım burayı. Şöyle yarısına kadar gelmesini istiyorum. Diğer tarafta da yapmıştık zaten. Diğer yarısında da o gelecek. Bu şekilde. Burayı önde bırakarak. Bu ucunu da öbürkünün ucuyla birleştireceğim. Diğerini de diktikten sonra. Burası bitti. Şöyle sabitliyorum. İpimi artık kesiyorum. Yakası bu şekilde oldu. Diğer tarafı da aynı bu şekilde öreceğim. Yine aynı tersten. Bu şekilde. Burayı da bu yana sabitleyeceğim. Ve şu arada şu ikisini
birleştireceğim ve örgümüz bitecek. Birleştirme işlemlerim bitti. Şimdi süslerini yapacağım. Şu iki yanına ve arkaya cep şeklinde örgü yapacağım. Bunun için arkasında kullandığım gri ipi kullanacağım. Ben bu şekilde süs yaptım. Yaklaşık 13 ilmek çektim. Ve 4 sıra şu şekilde 2, 3, 4 sıra haroşa ördüm. Onu şu şekilde her iki tarafına yerleştireceğim. Dediğim gibi 13 ilmek attım ben. 4 numara şişle yaptım. İsterseniz 15 de atabilirsiniz. Şu şekilde iki yanından sabitleyeceğim. Ben parçaları birleştirdim. Sadece iki kulağından birleştirdim. Buralardan diktim. Ortası boş. Şimdi bir tane de arka tarafı süs yapacağım. Şöyle şuraya. Bunun için de lacivertten 20 ilmek kadar çekeceğim. Lacivert ipimizle 20 ilmek çekiyoruz. Evet, bunda 20 ilmekle başladım. Yaklaşık 4 sıra ördüm ve kestim. Bu şekilde bunu da arkaya sabitleyeceğim. İki tane de düğme yapacağım buralarına. Evet, burayı sabitledim. Bu şekilde iki kenarından. Ve iki tane de düğme diktim. Arka süsüm de bitmiş oldu. Şimdi öndeki düğmeleri dikeceğim. Ve yeleğimiz bitmiş olacak. Şu ilik yerlerinin karşısına gelen yerleri, düğmelerimi dikeceğim. Evet, yeleğimiz bitti. Düğmelerini de taktım. Bu şekilde. Çekeceğim diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.